Sonra İyi Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkanımız Koray Aydın da aynı düşüncede olduğunu ve aynı duyumların kendisine geldiğini de belirtti. Ve bunun üzerine Koray Aydın'ın ifadesi alındı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine de önce Erdoğan, sonra Fuat Oktay, birkaç isim daha suç duyurusunda bulundu. Şimdi tamamen deli saçması, ispatla yükümlüsün dedi Sayın Erdoğan. Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir yanıt vermiş. Bunu size sormak istiyorum. Yani bir siyasetçi olarak, bir halkın içinden gelen bir insan olarak bu cevap önemli. Erdoğan hangi gerekçeyle Meral Akşener'i ve beni tehdit etti? İktidara talip olmaktan vazgeçin dedi. Önce bunun yanıtını alması lazım savcılığın. Bunun yanıtını aldıktan sonra biz gerekli cevabı veririz. Çünkü tehdidi yapan ben değilim. Tehdidi yapan devletin bir numarası dedi. Yani Sayın Erdoğan'ı kastetti. Nedir bu şimdi olay? Fatih Bey, Sayın Erdoğan Mayıs 2021'de Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bunlar daha iyi günler. Daha neler olacak neler. Hepimiz bunu gördük. Ekim 2021'de ülke ya bir cumhurbaşkanı ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçin. Kendileri için, kendiniz için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz. Şimdi geldiğimiz süreçte 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 arasını bu ülke gördü, yaşadı, kaosu gördü. Ekim, 10 Ekim katliamını gördü. Şimdi bu ne demektir? Bu ne demektir? İktidarı istemekten vazgeçin. Ne yapacak muhalefet? Gidelim pazarda domates mi satalım? Ne burada ben genel başkanın çok doğru bir tespit yaptığını düşünüyorum. Ama iktidar da şu havayı yaratmak istiyor vatandaşlarımıza. Biz ne olursa olsun iktidarı bırakmayacağız. Ama biz de diyoruz ki biz bu iktidarı söke söke alacağız. Sizi de hani zamlarda mini mini artıyor diyordu ya Sayın Erdoğan. Biz de onları çok hızlı bir şekilde göndereceğiz Sayın Erdoğan. Evet, önemli. Peki Sayın Demiral, siz ne diyeceksiniz bu siyasi cinayetler konusu? Yani, tabii, enteresan bir tartışma konusu. İnsanın başına gelince öyle... Evet, siz evet doğru. Şimdi geçtiğimiz cuma saldırıya da uğradınız. Evet. Geçtiğimiz cuma günü 800 olayın üzerinden 888 gün geçtikten sonra ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya beni öldürmeye kalkışan katillerimle yüzleşmek için katil adaylarımla gittim. İlginçtir. Duruşmanın tarihiyle oynandı vesaire, kimse gelmedi. Ne, 2 gün de yazı yazdık, geldiler. Yani bakın diyorlar ki biz asla dokunmadık. Adam kendi düştü yere. Şöyle oldu, bir sürü yalan. Ama ne oldu biliyor musunuz? Tam 24 tane avukat sanki mahkemeye baskın yapar gibi girdiler. Dediler ki biz bunları savunmaya geldik. Bir, bu 24 kişinin 19 tanesinde zaten şey yok, vekalet de yok. Ama bir yerlerden örgütlü olarak geldiler. Sizin de havaya mı? Evet, evet. Örgütlü olarak geldiler. Hakime baskı yapmaya, yani benim avukatlarıma baskı yapmaya kalkıştılar. Biz de dedik ya bir dakika bir durun yani. Ve hakim dedi ki vekaletiniz var mı? Sonra getireceğiz. Şimdi bu sanıklar diyor ki, bir kız, büyük bir bölümü, asgari ücretle çalışıyorum diyor. Ya, asgari ücretle çalışan bir kişiyi 5 tane, 6 tane ayrı avukat savunur mu? Ya o gün ama ilginç bir şey oldu. Yani bu siyasi cinayet teşebbüsüyle ilgili 888 gün hiçbir şey yapmadılar. Şimdi ilk duruşmaya çıktık Asya Hukuk'ta. Benim değerli avukatım Erhan Tokatlı dedi ki efendim burada bir cinayete teşebbüs var. İşte adli tıp raporları burada. Güvenlik kameraları burada. Burada bunu öldü diye bırakıp gittiler. Bunun asli hukukta değil, ağır cezada yargılanması lazım diye itiraz etti. Hakim de durdu, düşündü. Evet dedi. Doğru dedi. Şimdi tabii ağır ceza kabul edecek mi etmeyecek mi ama önemli bir adım. İşte siyasi cinayet teşebbüsünün izi burada. Ben bunu bireysel olarak kendi adıma evet yaşadım ama
Kendimle ilgili bir şey söylemiyorum. Bir adım atıldı. Önümüzdeki günlerde ağır cezada yargılanacaklar. Ve deliller ortada. Deliller ortada, görüntüler ortada. Yani siz Allah korusun yaşamınızı kaybetseydiniz siyasi cinayet bu değil mi? Değil tabii yani. Yani başka bir açıklaması var mı? Şimdi ya da Selçuk Özdağ ya da Orhan Uğuroğlu. Hadi Orhan Uğuroğlu. Burak Avuncu. Burak Avuncu. Tabii. Ama sert yani ölümüne saldırı Sayın Yavuz Selim Demirhan'la Sayın Selçuk Özdağ'ın başına geldi. İkisi de çok kötü hırpalandı. Evet. Selçuk Özdağ hakikaten yani bir partinin genel başkanımızı yani öldürülüyordu o konuda. Şimdi hiç bakın kurtulmuyor. Siyasi cinayetler bizim siyasal tarihimizde bir kara sahip olarak geçmiştir. Yani gazeteciler öldürülmüştür bu ülkede. Uğur Mumcu'yu havaya uçurdular. Uğur Mumcu bedenen evet havaya uçurdular ama öldüremediler. Ruhu yaşıyor. Abdi İpekçi'yi öldürebildiler mi? Daha dün Ahmet Kışlalı'nın yıl dönümüydü. Onları yaşadık. Üç okları yaşadı bu ülke. Ve Hamlemitoğlu cinayetini yaşadı bu ülke. Biz bu cinayetlerin hepsi siyasi cinayettir diyoruz. Bize gazetecilere yapılan saldırı da bu. Bu konuda belki tekrara düşmüş olacağım ama Fatih çok iyi hatırlıyor. Defalarca söyledim. Bir siyasi partinin genel başkanı seçimden bir gün sonra gazetelere tam sayfa ilan verip kamuoyu araştırmacıları, köşe yazarları hepsini orada 70 kişiyi hedef haline getirdi. O 70 kişiden 17 kişi saldırıya uğradı. İşte yani sayın savcılar diyorlar ki efendim şey var mı? Değil. Her şey ortada. Buyursunlar, çağırsınlar. Bizzat ben anlatayım diye nasıl olsa mesaimizin önemli bölümünü adliyelerde ifade vererek geçiriyoruz. Gider yine görevimizi yaparız. İşte deliller bunlar değil mi sevgili Fatih? Daha ne olsun? Değil mi? Daha ne olsun Yavuz Bey? Yani. Daha ne olsun yani? Aslında bu Sayın Demirhan'ın anlattığı önemli ve dünya da bunun farkında. Uluslararası mali eylem gücü var. Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeterince çaba göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye almış. Bunu duymuşsunuzdur. Şey dikkatimi çekti benim. Yani gri listeye alınınca ne oluyor deyince, gri listeye alınınca şöyle oluyor. Size para gelmiyor, sermaye gelmiyor. Size uluslararası piyasada dönen avantajlar açılmıyor. Bankalar size yaklaşmıyor. Size borç veren kuruluşlar sizden uzak duruyor. Turist gelmez. Turist gelmiyor, doğru söylüyorsunuz. Yani çünkü buradan yani kuru kayısı incir satamazsın o gri listeye girdiğin zaman. Şöyle FATF'in gri listesinde Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Ghana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen, Zimbabwe ve Türkiye varmış. Ne diyeceksiniz Sayın Bey? Ne diyeyim şimdi ben buna? Siz bir şey söyleyin. Bunu da söylenecek ülkemizin itibarı gerçekten ayaklar altında. Ülkemizde itibar falan kalmadı. Yani bir ülkemizde kara para aklama ve yolsuzluk ana temasında gri listeye alınıyorsan Yavuz Bey'in söylediği gibi turist gelmez ülkeye. Turist. Yatırımı geçtik. Yatırım şimdi dediğim gibi niye yatırım yapsın adam? Ya ülkemizde yolsuzluk ve rüşvet suç olmaktan çıktı. Yani memleket elden gidiyor. Bunu hepimizin aynı sorumlulukla hareket etmesi lazım. Memleket elden gidiyor. Yani anlattığınız biraz önce söylediğiniz ülkeler, ülkelerde o ülkelerde huzur var mı? Ya insanlar sokağa çıkamıyor. Yani çok acil bir şekilde bu iktidarın değişmesi lazım. Bir kere tüm dünyaya bir güven vermemiz lazım. İşin özü bu. Haklısınız ama ne yazık ki 20 aya kadar seçim yok. Bu arada bir haber vardı bu günün gülümseten haberi olarak. Yani biliyorsunuz akaryakıta yine zam geliyor. Arkadaşlar yine zam geliyor akaryakıta. Şöyle zam geliyor. Şunu söyleyeyim size. Akaryakıt istasyonları dün ve bugünden itibaren yeniden zam talebi için bu istasyonların bağlı olduğu EPKİS'e konuşmuşlar
ve yeniden zam talebinde bulunuyorlar. Çok büyük olasılıkla, büyük ihtimalle eğer dolar böyle devam ederse iki rakamlı süreç başlayacak pompalarda. Ne demek iki rakam? 7-8-9 açılacak. Benzinin litresi 10 liraya gelecek. Bu arada Osmaniye'de yaşayan Emrah Şahin diye biri var.